Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları Fed'in açıklamasıyla birlikte hafif dalgalanmayla yükselişle bu haftayı kapatacak gibi görünüyor. Planı öyle gibi. Bakalım uzmandan bilgisini alacağız. Çeyrek altın, yarım altın ne kadar, fiyatları kendisinden dinleyeceğiz. Şu anda piyasada bir dalgalanma var altında özellikle. Yani fahiş bir artış olmuştu. Yani şu an biraz geriledi ama. Yani şu an geçtiğimiz günlere, geçtiğimiz haftalara bakarsak biraz düşüş oldu. Yani muhtemelen yükselecek. Yani altın her zaman gördüğü günü unutmuyor. Yani çeyrek altın 4200-4300'lere kadar çıkmıştı. Yani şu an 4000-4050 seviyesinde seyrediyor. Tam altın 17500'lere kadar çıkmıştı. Şu an 16000-16200 lira bandında. Gram fiyatı da 2650'lere kadar çıkmıştı. Şu anda 2450-2400 bu aralıkta seyrediyor. Haftaya düşüşle başladı diye başladım ben. Şu anda nasıl? Şöyle söyleyeyim, yani haftaya düşüş derken yani artık fiyatları biz takip edemez olduk. Yani çok dalgalanmalar oluyor. Yani inanın biz bile hani altın alacak olsak kendimiz için yani fiyatları hiçbir şekilde bilemiyoruz. Yani çok dalgalanma oluyor. Sabahleyin düşük çıkıyor, öğleden sonra farklı oluyor. Hafta artık bitti yani, anlık bir şey. Yani tamamen fiyatların dalgalanması anlık. Ya bazen tabii hafta başı düşük olabiliyor ama yine de gördüğü günü unutmuyor altın. Peki yatırımcıları buradan öneriniz nedir? Nasıl? Yani her zaman almalarını tavsiye ederim ben. Bir gün erken alsalar kârdalar. Her zaman almalarını tavsiye ederim. Yani altın olur, dolar olur, yani euro olur. Yatırımı altından yana tutmalarını tavsiye ederim. Enflasyon verilerinin açıklamasından sonra dolar ve euroda değişiklikler nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Sizden dinleyelim. Şimdi verilerin açıklanmasıyla olumlu karşıladı sanırım piyasa. Dolar yerinde sayarken ons yükseldi. O da otomatikmen altına etki etti. Altın fiyatları biraz yukarıya gitti. Pariteler yukarıya gidince euro biraz toparladı. Şu an stabil şekilde de devam ediyor fiyatlar. Dünden hareketliydi. Bugün de yani o şekilde devam ediyor.